9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Sınaztepe yerleşkesi Buca'da yer almaktadır. Bölümümüz 1997 yılında Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon İmalat Anabilim Dalı Malzeme Grubu öğretim üyeleri tarafından Ege bölgesindeki ilk Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak kurulmuştur. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Lisansüstü programlarda yabancı dilde verilen derslerin oranı %30'dur. Ege bölgesinde özellikle İzmir ve Manisa'da yoğunlaşmış olarak Metalürji ve Malzeme Mühendisliği çalışma alanları arasında yer alan çelik üretim, demir döküm, çelik ve alüminyum döküm, makine üretim, plastik malzemeler, seramik üretim ve kompozit üretim tesisleri faaliyet göstermektedir. Bölgesel boyutta bakıldığında bu tesislerin önemli sayıda lisans ve lisansüstü seviyede metalürji ve malzeme mühendisi gereksinimi vardır. 9 Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarımız bu şartı yerine getirmektedirler. Mezunlarımız bu tesislerde üretim, kalite kontrol, araştırma geliştirme, ürün geliştirme, satış pazarlama gibi kısımlarda istihdam edilmektedirler. Gelişen teknoloji ile birlikte daha da ön plana çıkan malzeme teknolojisi ve imalat alanları araştırma alanları içerisinde öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri, lisans ve lisansüstü mezunlarımıza sadece bölgesel değil, ülke çapında ve yurt dışında da çalışma şansı sunmaktadır. Disiplinler arası bir bölüm olan bölümümüz, her gün gelişmekte olan kalifiye ve deneyimli akademik ve teknik kadrosu, laboratuvarları ve araştırma olanakları ile kamu, sanayi ve özel sektör kuruluşlarına hizmet vermektedir. Saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ilgili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri artırmayı hedefleyen bölümümüzün Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında çoğu Avrupa merkezli çeşitli üniversite ve araştırma merkezleriyle ikili anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin hatırı sayılır bir kısmı bu bağlantılarla yurt dışındaki üniversite ve enstitülerde çalışmalarını tamamlarken, bir kısmı da bu köprüyü kullanmış olmanın verdiği bilgi, birikim ve akademik deneyimle halen aktif araştırma hayatlarına söz edilen kurumlarda devam etmektedirler. 9 Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün kuruluş yılından bu yana Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK ve üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansal desteğiyle 15 laboratuvar oluşturulmuştur. Elektronik malzemeler, triboloji, döküm, ısıl işlem, kimya, korozyon, seramik, karakterizasyon, metalografi, mekanik, X ışınları kırınım, plastik şekillendirme, ileri malzemeler, simülasyon ve numune hazırlama laboratuvarları bölümümüzde yer alan laboratuvarlardır. Söz konusu laboratuvarlarda tez ve proje çalışmaları başarıyla yürütülmektedir. Bölümümüzdeki lisansüstü çalışma alanları ise şu şekildedir. Döküm teknolojileri, seramik malzemeler, kompozit malzemeler, biyomalzemeler, nano malzemeler, sensör teknolojileri, yüzey modifikasyon teknolojileri, aşınma, kırılma mekaniği ve hasar analizi alanlarında lisansüstü öğrencilerimiz tezlerine devam etmektedirler. Döküm teknolojileri konusunda yapılan çalışmalar başlıca döküm simülasyonu, endüstriyel uygulamalar ve hasar analizi şeklindedir. İleri seramikler konusunda yapılan çalışmalar arasında ise başlıca sol jel bazlı biyoseramikler,
ve ince filmler için sıçratma hedefleri yer almaktadır. Bölümümüzde çalışılan bir diğer alan ise polimerler ve polimerik kompozitlerdir. Polimer esaslı biyokompozitler, alev geciktirici polimerik kompozitler, biyomalzemeler ve doku mühendisliği alanlarında projeler ve lisansüstü tezler gerçekleştirilmektedir. Vakumark ergitme ve kendiliğinden yayılan yüksek sıcaklık sentezi, alaşım üretimi ve geliştirme alanında yapılan çalışmalardır. Plazma elektrolitik oksidasyon, anotlama gibi elektrokimyasal yüzey modifikasyonları ile elektroeğirme, sojel, hidrotermal yüzey modifikasyon teknolojileri bölümümüz lisansüstü öğrencilerimizin çalıştığı bir diğer alandır. 2010-2020 yılları arasında bölümümüzde yürütülen proje sayıları ve dağılımına bakıldığında toplam 39 proje bulunmaktadır. Projelerin çoğunluğunu TÜBİTAK ve 9 Eylül Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri oluşturmaktadır. 1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı projesi, 1. Avrupa Birliği projesi, 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi, 3. Özel Kuruluş, 3. Santez, 14. Bilimsel Araştırma projesi ve 15. TÜBİTAK projesi bulunmaktadır. Bölümümüzde lisansüstü tez çalışmalarının sunulduğu ulusal veya uluslararası kongreler ve sempozyumlara katılım oldukça yoğun olmaktadır. Katılımla bu etkinliklerde çekilen bazı kareler görülmektedir. Eylül Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ve Meteoroloji Malzeme Mühendisliği bölümünün iletişim bilgilerine web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün açık adresi ve konumu da sitemizde yer almaktadır. Ben Aslıhan Sözlütü'nün 9 Eylül Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği 2006 mezunuyum. Yüksek lisans ve doktora derecelerimde aynı bölümde nano malzemelerin üretim ve karakterizasyonu üzerine yaptığım çalışmalarla almış bulunmaktayım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarım boyunca bölümümüzde araştırma görevliliği yaptım. Doktora çalışmalarım esnasında bölümümüzün yükseköğretim kurumunun desteğiyle 6 ay süreyle Florida Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışma fırsatı yakaladım. Doktora çalışmalarım bitimiyle beraber 2014 yılında Arizona Eyalet Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümünde iki boyutlu malzemelerin üretim ve karakterizasyonu üzerine çalışan bir gruba doktora sonrası araştırmacı olarak katıldım. 2014 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona eyaletinde yaşamaktayım. Tüm katkılarından dolayı bölüm hocalarıma teşekkür ederim. Merhaba, ben Hüseyin Eren Obuz. Ben Aydar Güneş. İkimiz de 9 Eylül Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği'nde yüksek lisans yapmaktayız. Lisans eğitimimizi yine aynı üniversitenin aynı bölümünde tamamladık. Lisans eğitimimiz süresince edindiğimiz tecrübeler sayesinde yüksek lisans yaparken TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede araştırmacı olarak işe başladık. Bu proje kapsamında Kanada, İsveç ve İstanbul'da düzenlenen bilimsel kongrelerde sunumlar yaptık. Bu kongrelerde dünyanın dört tarafından gelen alanında uzman araştırmacılarla tanışma fırsatı. Yüksek lisans sırasında yaptığımız çalışmalar sayesinde Maden Tetik Arama Genel Müdürlüğü'nde araştırmacı olarak işe başladık. Bir yıldır kurumda kritik öneme sahip elementleri ülkemize kazandırmak için üretim süreçlerini destekliyoruz. Bize olan desteklerinden dolayı danışmanımız Murat Alkan'a ve bölümümüz hocalarına çok teşekkür ederiz. Işıl, 9 Eylül Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden 2017 yılında yüksek lisansımı aldım. Tez konusu olarak sojel yöntemiyle yapılan hidroksapatit kaplamalar üzerine çalıştım. Çalışmalarımın bir kısmını bölümdeki ileri seramikler laboratuvarında gerçekleştirdim. Yüksek lisansım boyunca TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü tarafından yapılan bir projenin bursiyeri olarak çalışmaya devam ettim aynı zamanda ve çalışmalarımın bir kısmını da burada yaptım.
Okulun üniversite topluluğunun sağladığı bursla Almanya'da 3 aylık bir staj yapma imkanı buldum. Ve 2,5 yıldır da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Katar Fizik Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Ve 9 Eylül Üniversitesi'nde yapmış olduğum lisansüstü eğitimi kariyerim için şans olarak görüyorum. Sizleri de aramızda görmek dileğiyle.